talihsizlikler oldu. Pirinç tanesi rüzgarda kurumuştu, alamadık. Kayıyordu sürekli. Öyle geçti zaten birinci tur. O pirinç pişmiş mi? Pirinç pişmiş de tam pişmemiş ondan. Yarı final yolu inşallah olur. Onu seyircilerimiz karar verecek. İnşallah olur diyorum. İyi akşamlar İstanbul. İyi akşamlar. Erkan hoş geldin. Hoş bulduk Acun abi. Hayırdır? Abi düştük ya. Buz pateni hiç hayatımda yapmamıştım. Kar yağdı, kaydım. Dirseği kırdık. Kol açılmıyor, böyle kaldı. Aa. Fizik tedaviye gideceğim işte. Doktor da dedi arada bunu as. Şey olmasın, ağırlık fazla olmasın diye. Alçı vardı, çıkardım. 20 gün kaldı. Ne kadardır böyle şu anda? Dirsekten kırıldı abi. 20 gün oldu falan. Kırıldı. Evet. Açılacak ama değil mi kol? İşte dedi ki bir ay geleceksin. Şey yapacağız, suyun içinde hareket yaptıracaklarmış, fizik tedavi. Bakalım inşallah açılır. İnan abiye bir göstermek lazım bence. Sen İstanbul'da mısın? Evet abi. Bizim İnan abi var. Bu konularda çok aşırı güvendiğimiz bir abimiz. Var ol abi. Seni ona göndereceğim, o bir baksın. Var ol abi. Uzmanlık var. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki. Sağ ol. Bu akşam ne yapacağız? Acun abi tabii. Kardeşin fırça yemeği hazır mı? Hazırdır herhalde. Sen şimdiden huylanmaya başladın. Yakın geliyor ya, siz öyle dediniz, o da ufak ufak gelmeye başladı. Bir şey gelmiyor çocuk, sana öyle geliyor bence. Herkes dürtüyor. Öyle ben mi? Ben unutmuştum vallahi, sen hatırlattın şimdi. Ama şu anda kendi hatırladığı için demin rahattı, şu an artık rahat değil. Çorba gelsen de hatırlasın. Biraz yakın durun. Uzaklaştıkça uzaklaşıyor. Rica etsem biraz yakın durun. Şimdi belli olmaz. Bu sefer şey, bak, yamulmayalım gene. Boyun da tutulmuş. Sen şu an yalnız gidiyorsun, farkında mısın? Dışarı çıkıyorum. Rica etsem Erkan yerini alır mısın? Yarışmacı yeri var orada, çarpı. Evet, kurallara uyarsak çok sevinirim. Kurallara. Kolu hissediyor mu abi? Hissedince de oluyor. Hissetme, yaklaş, hissetme. Normalde banyo yaparken su değdiği zaman bile deli oluyorum, banyoda hemen çıkıyorum. Nereye değince? Şu sağ tarafa. Buraya. Gösterince de böyle oluyor. Oluyor yani. Ya şu taraf mı? Ya sen ya. Yani... Ha sen uzaktan kumandalısı. Öyle abi. Hayır ilk defa karşılaştım böylesini. Ya tam şurası. Yani ben de daha önce bu tikten gördüm ama hiç wireless'ını görmemiştim ya. Wireless olmuş sende. Uzaktan. Ha pardon ben yapmıyorum. Enteresan. Ya. Böyle kaldık abi işte. Bak. Ama sen rahatsız değilsin bundan değil mi? Rahatsız değilim de uzun süre oldu mu şey kasılıyorum ya. Yani. Sen acı çekmiyorsun yani? Yok acı yok da az bir şey kasılıyorum. Tamam kasılma da olmaz. Yani kramp gibi bir şey mi? Sen mesela kendini oynattığın zaman da bende de oluyor. Askerde doktorlar da beni muayene etti. Onlarda da şey bulamadılar bir şey. Ama demek ki... Komutanlar da şey yapıyordu. Hayır şu anda bak sen bir kere ilk geldiğin zaman da bu kadar tikli değildin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim suçumuz yok onu anladın. Biz ne yapsak etkileniyor. Şöyle yapıyoruz etkileniyor mesela. Peki. Tamam. Ay Allah. Rahatsız etmeyelim daha fazla. Ama bu ilerliyor artmış abi ya. İnan abi onu da göstersen. O artıyor. O İnan abi değil. Başka bir doktor var ona göstereceğiz. Deli doktor bu. Peki ne yapacağız bu akşam? Acun abi ben tablet bilgisayara sizin isminizi yazıyorum üçünüzün dokunarak. Alp abi de bakabilir koltuğa oturduğu zaman tablette yazılar görünmüyor. Ama... Rabbim bana bir göz vermiş, uzaktan görüyorum. Artı iğneyle gene iğne, çünkü geçen sefer talihsizlikler olmuştu. Balonun üstünden zeytini alıyorum, patlatmadan. Bugün pirinci de aldım sahne arkasında. Pirinci balonun üstünden patlatmadan aldım. Ama burada bilmiyorum olur mu olmaz mı. Peki başarılar diliyoruz. Sağ ol. Sağ ol.
Tamam, şuraya getir bir. Çorapları geç. Çorapları koy. Hadi. Yer titriyor ya abi. Yine kayıyor. Balon yok. Çok güzel. Düzgün zeytin koysam.
Hadi. Tamam, tamam, tamam. Arka tarafta yaptım ama tablette de var görüntüsü. Olsun, oraya değdin ya. O da yeter. Biz onu bile böyle zar zor. Ya ben hani göstereyim... Veteremiz vardı abi, bir de dışarıda çekmiştik. Dışarıda gösterisi varmış, ona da bakıyoruz. Merhaba yeteneksizsiniz izleyicileri. Beni daha önce izlediniz mi bilmiyorum ama şu an izlediğiniz zaman küçük dilinizi yutacaksınız. Beni izleyen seyirciler, belki benden daha iyi yapan var ama bugüne kadar en iyisi benim. Benden daha iyi yapan var ama tüm alemsiz. Evet, evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Belki benden daha iyisi var ama bugüne kadar en iyisi benim. Hayır, daha iyi arkadaşlarımız vardır illaki. Ben kendimi hani yüksekte görmüyorum ama... Sen bunu sahne gösterisine çevirmeyi akıl eden adamsın ya, o çok değerli bence abi. Kullanabilenler, şimdi, onları yapabilir mi böyle? Yapar. Çoğu bazı şeyleri yapar ama bazı şeyleri yapamaz. Ben mesela dünyada ilk arabayı çalıştıran adam benim. Bu iş makinesiyle arabayı geçen sene çalıştırdım. Break dansı ilk yapan benim makineyle. Geçen sene yapmıştım. Şöyle abi, hani ben herkesten üstünüm demiyorum ama illaki benden iyiler de vardır. Ben buradan bütün meslektaşlarıma da selam gönderiyorum. Hani şey olmaz. Onları çok güzel temsil ediyorsun burada bence. Sağ olun. Harikasın abi. Yine en iyisi benim diyorsun ama. İşte. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Başarılar diliyoruz. Yüzde kaç evet demiş bakıyoruz. Erkan ve Gökhan kardeşleri.
herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlarla kulis alıyoruz. Selam yollarıma şanssız var mı? Tabii. Buradan Necdet Bey ve Hülya Hanım'a, Recep Bey ve Hanife Hanım'a, askerde olan kardeşim Ali'ye ve bütün arkadaşlarıma, bütün Adıyaman'a buradan selamlar yolluyorum. Sağ ol, var ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim için çok olumlu, çok neşeli, çok gurur verici geçti. İçimdeki çocuğu çıkartmış oldum 30 yıl sonra. Yani birden salonu ayağa kaldırışın harikaydın abi ya. Çok tebrik ediyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Birinci dansın üstüne çıkacağız. O da güzel. Yine rock'n'roll ve Grace, ikisini birleştirdik. Toplam 3,5 dakikada neşeli, güzel, seyircileri de coşturacak, eğlenecek bir dans sunacağız. Tamer abi geldi. Açılın beyler, Tamer abi geldi. Tamer abi, provalarda izledim. İlk turda güzeldin. Hani hoş dansın vardı, sempatiktin de. Şimdi bu turda bir de üstüne üstlük bir bayanla birlikte dans ediyorsun. Evet. Evet, o da hazırlanıyor şu anda. Hazırlanıyor. Samimi olmak gerekirse çok eğlenceli, çok sempatik bir dansın var. Teşekkür ederim. Sen ne kadar, bir aydır falan hazırlanıyorsun herhalde. Yani toplamda aşağı yukarı bir aydır hazırlanıyoruz. Doğru söyledin. Bize tam değerde vermişsin, madem bir üst tura geçtik. Aynen. Çalışayım da gelin, aynen, demişsin. Aynen, çok güzel. Çok şık, çok eğlenceli, çok sempatik bir dans izleyeceksin de, değil mi abi? Aynen, çok güzel. İkili bir dansı sunacağız. Muhteşemsiniz. Gerçekten eğlenceli bir dans. Abi sahne sizin. Buyurun abi. Why, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and four barrel quads, oh yeah. Keep talking, won't keep talking. Fuel injection cut off and chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll go get the money. With a four speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit. They get lost in tin. Grease lightning. Go, grease lightning. You're burning up the corner of my. Grease lightning, go.
diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Evet, Tamer abi hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Nasılsın, ne var ne yok? Vallahi çok iyiyim. Vermiş olduğunuz arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalıştık. Evet, ilk turda tek gelmişti. İkinci tura destek vereceğimizi söyledik. Onun yanına Irina'yı koyduk. Irina, evet. Irina ile beraber ne kadar çalıştınız beraber? Üç hafta çalıştık. Peki. Güzel oldu. Daha mı az? Şey geçti. Irina'nın gülüşünü hiç beğenmedim. Daha mı az? Yani daha az aslında. Doğru söyle, ben üç hafta dedim. Benim için bazı şeylerde maneviyat daha önemli. Yani bu neşe, böyle bir şey için çaba gösteriyor olmanız, bu sahnede bulunmuş olmanız. Ne bileyim, başka şeyler beni çok etkiliyor açıkçası. Profesyonel dansçı olarak bakmadım ama bu seçmiş olduğunuz Gris'in müzikleri ve dansları. Ne bileyim, bir hoşuma gitti. Hatta kendi kendime dedim ki ben de mi acaba başlasam da hani dansa. Tavsiye ederim. Gerçekten dansa başlamak. Gerçekten tavsiye ederim İrhan Hanım. Başlamak istiyorum ama sırf şu Gris'in müziklerinde dans etmek için. Çok, çok seviyorum. Çok güzel, keyifli oluyor. Ya şimdi benim şimdi bir şey söylemek istiyorum, yanlış anlamayın. Benim patronumun kızları okula gidiyor. Okulda benim ilk yaptığım twist rock tarzı, çocuklar okulda birbirlerine twist twist falan yapmaya başladı. Bana bu gelince ben ağladım. Çok hoşuma gitti. Gençlere böyle örnek olabilmek, inanın yani yarışmaya daha değer, yani daha değer. Gerçekten. Çok güzel. Eser. Ben de abi hani sizin öyle dansınızı yorumlamak yerine anlamı çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani şu an Hülya'nın hissettiği şeyi televizyonları karşısında izleyen insanlar kim bilir hemen ben de dans edeceğim, neler yapacağım. Çocuklar, gençler, yaşlılar, herkese yapılabilir bu hissi veriyorsunuz. Çok önemli buluyorum. Yani işte yılbaşı itibariyle doğum günümde 53'e girdim. Maşallah. 53 yaşından sonra bir şeyler yapmaya çalışacağız işte. Maşallah. Bence profesyonel bir dansçı, çok da iyi bir dansçı bu arada. Çok size iyi, tebrik evet. ediyorum. Gayet uyum sağladınız. Yani gayet iyiydiniz. Grace'i özellikle yalakalık olmasın ama sırf Acun için yaptık Grace'i. Ha. Ciddi söylüyorum Grace onun için. Niye ki? Yani sırf rock'n'roll'le kalmayalım. Madem dedim yani bana bilim inanma bir dansçı kız veriyor. Grace'i de onun için yapalım dedik. Sağ olasın. Böyle oldu. Süper. Jest yaptık kızı. Yüzdemizi alıyoruz. Ve bakalım yüzde kaç evet demiş Tamer abiye. İkinci tur için. Yeterli olmasa da bana göre gönülleri kazandın abi. Çok teşekkür ederim. Seni gönülden alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun. Buradan selam gönderebilir miyim? Tabii. Tüm taksici arkadaşlara teşekkürler. Sizlere de teşekkür ederim. Bizden de. Numaralı hazırladık. Yani ama şimdi anlatmadan direkt sürpriz olarak kalsın daha iyi olur bence. Yüzün
yapmak çok zor. Yaptıktan sonra da alkış almak çok zor. İyi numaralı hazırladık, çok çalıştık. İnşallah her şey iyi geçer.
Evet diyenler 1, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Eser? Valla sizin gösterileriniz hep böyle çok ritimli, yüksek ve o ritme uygun böyle izlemesi çok keyifli gösteriler oluyor. Yani ilk turda da böyleydi. Ve hep sonucunda çok güzel insanlar ortaya çıkıyor çarşafın altından. genel olarak izlemesi finaline kadar, sürprizli finalleri de dahil çok başarılı. Bakalım seyircimizin yorumu ne olacak? Ben bütün numaraları yiyorum yani. Nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum yani. Güzel. Gerçekten yiyorum. Hepsini yiyorum numaraların. Evet. En son numara iyiydi. Ama ondan öncekilerde çok fazla heyecanlandığımı söyleyemeyeceğim. Yani özellikle pervaneli oyunda orada bir acemilik söz konusuydu gibi geldi bana. Girerken işte kolunuzu oradan, yani o biraz inandırıcı gelmedi ama ondan sonraki oyun, yani en son yaptığınız oyun için başarılı olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Evet, ben de beğendim. Gayet güzel, tempolu bir kere. Hiç sıkmıyorsunuz. Yani ne kadar olsa seyrederiz gibi geliyor değil mi? Aynen öyle. Tabii, tabii. Yani süreyi çok iyi kullanıyorsunuz. O yüzden ben de çok beğeniyorum. Yetenekli olduğunuz kesin zaten. Altyapınız da iyi. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Bakalım yüzde kaç evet demiş. Alkışlarla kulise alıyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Üç evet aldık. Üç evet'i aldık fakat biz zaten heyecanlıydık. Bu bize daha birçok heyecan verdi. Yarı finalde de buna daha iyi bir hedef belirlemeye çalıştık. Azimle çalışıyoruz. Performansımızı daha yükseğe taşımak istiyoruz. Seyirci kapasitesi her zaman olduğu gibi beklediğimiz ihtimaliydi. Verilecek hakkı verdiler. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Allah nasip ederse diyorum, yarı finalde daha iyisini göreceğiz. Deniz Bey, yeteneksizsiniz de çıkmanı çok isterdi. Ben bir yola çıkarsam arkadaşlarımla çıkarım. Welcome to your worst nightmare.
Diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Arkadaşlar enteresan bir gösteriydi. Yani hikayeyi anlamaya çalıştım. Bir yandan dansı takip etmeye çalıştım. Falan yani danslarda böyle vurucu hamleler biraz azdı sanki. Yani daha önce gördüğüm şeyler vardı. Tipsinkler hariç. Yani sizin o senkron şeyini hiç o kadar uyumlu yapabilen çok yok. Bir de arkadaş yukarıdan niye düştü en son? Yani onu... Hani daha yukarıdan böyle bir tesisat kurmuş ki onu daha verimli kullanabilirdiniz ya. Finalde bir anlamsız olmadı mı biraz? Hani olayın amacı Enable Electro'yu Türk halkımız bilirler kuzuların sessizliğinden. Kendisi işte beni katmak istediği bir şova. Benim girmemen bunun dahilinde bizim şovu basmasıydı. Tabii zor da bir şey istemişsiniz. Neyse artık bundan sonra seyirci karar verecek. Bakalım ne olacak. Ben her şeye rağmen çok beğendim. Bütün aksiliklere rağmen çok iyiydi dansınız. Her çok şey güzeldi. Şu anki görüntünüz bile genel anlamda çok başarılı. Ben zaten hikayeyi çözmekten çok danslara baktım. Onlar da çok başarılıydı. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Bakalım yüzde kaç evet diyecek Bugalora'ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Çok teşekkürler. Kuliste bekliyorsunuz. Hiç eşinize el kaldırdınız mı? Kadına hiç el kalkar mı ya? Kadınlar çiçekti. Peki soralım bakalım yalan makinesi bu duruma ne diyor? Tamam soralım. Birinci tur çok iyi geçti. Bu tura da çok iyi hazırlandık. 4'e yakın bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz, bu skeç üzerinde. Güzel olacak, inşallah yarı finalde çıkarız. Gökhan Özen geliyor! Buyurun.
nöbet tutar yokluğun, vurur geçer gecenin. Sürprizlerimiz var. Çok güzel geçecek inşallah. Tempolu bir skeç hazırladık. Seyirciler çok güleceğini tahmin ediyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Vay be! Otel, otel miymiş ya? Danışma nerede ki? Pardon. Danışma dokunma, kırılır lan o dokunma, kırma kırma, sevdiğim zili kırma. Ne güzel söyledin abi ya. Teşekkürler sevgili gönül dostu. Otel, butele hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bir tane oda verir misin? Sana bir tane oda veririm sevgili gönül dostu. Şöyle. Buyur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki bu otelin valiz şifresi neydi ya? Yaz. Güle sormuşlar, neden dikenlisin, beni yalnızca gerçekten seven tutsun demiş. Boşluk yok yalnız. Ne güzel valiz şifresi ya. Bir dakika ya. Salak mıyım ben be? Ben taşıyorum bavulu. Bu otelin bel boyu yok mu ya? Ya ne bağırıyorsun sabahtan beri bel boy diye ya? Ben bu otelin bel boyuyum bebişim. Ha ben de onu diyorum. Ha bravo ya. Hadi al bavulu da gideyim bak. Çok yorgunum ya. Ta koz yatağından geldim ya. Takoz yatağından mı geldin? Aman. Senin geldiğin yerde takoz yatak olabilir. Ama bizim otelimizde takoz yatak bulunmuyor. Bizim otelimizdeki tüm yataklar full ortopediktir bebişim. Neyse espri yapmayı bırak da hadi gidelim ya. Gidelim ya. Tamam efendim. Şu anda gidiyoruz efendim. Şu anda gidiyoruz efendim. Spatits, çöfts, spatits, çöfts. Ne ses ya böyle? Çöfts, spatits, çöfts. Vaa, beatbox değiller bitmiyor. Patits, çöfts. Beatbox değiller bitmiyor. Kafam koskocaman oluyor la. Patits, çöfts, patits, çöftası, patatas, çöftası. Şşş. Bak, bak. Bak, bana bak. Baksana bana. Bak, bak, bak. Mönchengladbach bak. Schalke 04, Hannover 96. Borussia 1-2-3 Dortmund. Yo patates köftesi. Ben Acun abinin programı için geldim. Almanya'dan geliyorum yani. Acun abi sen çok seviyorsun. Hepimiz sana hastayız abi. Almanya'da herkes sana çok seviyor abi. Sen hepimiz... Şey, ben çok acıktım. Odamda oturuyordum. Hoşuma gelmedi açlık benim. Ben mutfak nerede? Ben nerede yamak yiyeceğim yani? He ben seni şimdi anladım. Gel bağlam şu tarafa. Ha ben geldim. Şimdi bir adım öne çıkıyorsun sağ ayakla. Sola doğru dönüyorsun. Buraya evet. Dümdüz gidiyorsun. İlk soldan giriyorsun. Koku seni götürüyor. Koku beni götürüyor. Koku beni niye götürsün ya? Kaç güleceğim yoktu. Saç 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 saç. Yastığa koyar. Ya madem güleceğin yoktu niye gülüyorsun o zaman? Serseri. Neyse. Anam! Nereye gitti la bu? Lanet olsun Burhan. Yine başı kaçırdın Burhan. Ağla Burhan. Çık o Burhan. Madem bavulu da koydum. Gideyim de bari bir şeyler içeyim ya. Baby, let me back today. Now I will sink my ship and sail away. Oh, oh, we know we can rock and roll. Peso in adam yenildim, bozuk the call. Hop, take my ship, baby, I'll make you fly. You love me and you know that
ma. Haydi. Ne güzel otel burası ya. İyi ki buraya gelmişim. Abi bu kim ya? O bizim canımız, ciğerimiz. Hey, arada, sırada geliyor böyle, gidiyor. Hey. Ne güzel, hep gelsin böyle. Bana bir tane içecek verir misin? Kolunuzu uzatır mısınız? Tabii, al. Ne yapıyorsun abi ya? Nabzınıza bakıyorum, nabza göre şerbet vereceğim. Hey canım, ne güzel de veriyorum. Buyurun, ne oldu? Anlamadın mı? Yok, anladım. Salak mıyım ben be? Değil misin, gerizekalı? Evet, arkadaşımızın beyin ölümü gerçekleşmiş. Ben gidiyorum, canım, ne güzel de gidiyorum. Hey. Hala sahillerinde bekliyorum. Şşt! La! Hop! Lan gözük, bana bak. Sen de kimsin ya? Ne ayaksın lan? Ben kim? Sen beni tanımıyor musun? Yok. Sen beni tanımıyor musun? Gerçekten sana saygım sonsuz bak. Beni tanımadın çok... Çok yoruldum ya. Şuraya bir oturayım. Ben şeyim ya, ben bir kamu kuruluşunda sarhoşum. Ne güzel, ben çok sevdim sarhoşları. Sarhoşları çok mu seviyorsun? Ulan bu zamana kadar içiyorum. Ulan daha senin kafana erişemedim. Ne içiyorsun? Nabza göre şerbet. Nabza göre şerbet. Bakayım nasıl bir şey. Lan! Ulan ne ya. Kadar beceriksiz adamsın önemli ya. Önemli değil, önemli değil. Bakar yemin mısınız? Ediyorum. Alo, polis. Bakar mısınız mı? Nasıl buraya? Ayrılsak da mutluluk dilerim sana. Katlanmak zorundayım gözyaşlarına. Yazdığın haberin her satırına. Ecelimi yazsan da bu son mektupla. Ulan var ya, çok güzel söyledi be. Yemin ediyorum 10 numaraydı. Ay, ben burayı nasıl temizleyeceğim? Boğazına bir şey karıştı, ölüyor galiba kadın ya. Ölmüyor, hatır. Onun menteşesini yağlamamışlar, gıcırtı yapıyor. Yağlasınlar, bir şey kalmaz ona. Ya şey olur o. Oh! Ay bu adam iğrenç kokuyor. Bana mı sana söyleyeyim? Sana dedi. Bana söyleyemez. Lan! Bana diyem. Beni bir tutar mısın? Bıraksana lan beni. Bırak bir döveyim onu ağzını yüzünü bir. Ama işte bayan olmasaydı döverdik. Belki benim derdim var, kokuyorum bilmem ne hareket çekiyor bize. Belki derdim var ya. Tozunu buranın var ya. Yemin ediyorum dumanına kat. Tozunu dumanına. Bir tane baba yiğit çıksın, tozunu dumana katacağım. Hadi çıksın, bir tane çıksın ya. Hadi ya. Bir tane baba yiğit çıksın, hadi. Katı yarım, tozu dumana da toz değil, toz değil. Mili yarım, hepsi hava gazı, söz değil, ah söz değil. Deniyordum seni, sen seversin bana. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu.
Abicim Esra'yı çok iyi söyledi. Kim bu çocuğun adı ne ya? Bak, Mabel böyle... Matiz bu. Mabel Matik. Mabel Matik. Ya ben biliyorum ya. Ben hep evde Mabel Matik kullanırım. Çamaşıra, bulaşığa, iç dış temizlik. Hepsine güzel gidiyor ya. Ben gidiyorum, gel beraber bir kilo Mabel Matik. Hayır, ben gelmem. Ben bu oteli çok sevdim ya. Oğlum, skeç bitti. Hadi gidiyoruz, hadi. Ne skeci ya? Ne skeç? Gel de göstereyim neyi skeçini. Ben uyuyorum burada, bırak hadi istersen. Oğlum, hadi tamam. Haberim. Yes. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Kim yazdı bunu? Üçümüz birlikte yazdık. Çocuklar vallahi şöyle yapıyorum. Estağfurullah. Yani çok gerçekten. Biz de karşılık veriyoruz. Bir tane boşunuz yoktu. Şurada bitmeseydi kesinlikle eksiye gidiyordunuz. Ama tam zamanında bitti. Özellikle ortadaki siz tiyatroda, tiyatro oyuncusu evet, ya da eğitim, nereden? Üniversite bünyesinde, tiyatro kulübü bünyesinde oynuyoruz. Öylesine, aslında amatör sayılırsınız evet, öyle amatör, mi? Evet, amatör tabii. Hocalarınız var yani. Yani evet var. Var. Olsun onlar yine da de. Selam olsun burada. Tabii bizden de selamlar, sevgiler. Çok başarılı 3 tane öğrencileri var olduğunu bilsinler. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok başarılıydınız ya. Ve bir şey söyleyeceğim özür dileyerek. Ben... Birçok kişinin kalbi kırılacak belki ama... Ben bu sene böyle bir... tiyatro... skeç... Bir oyunun kazanmasını çok istiyorum. Yani gönlümden o geçiyor, ne yalan söyleyeyim. Hanginiz iyiseniz, sizden bahsetmiyorum. İnşallah. Bu dalın kazanmasını çok istiyorum. İnşallah Allah bakalım. Evet, evet ben de 2-3 tane, 2-3 evet. tane, 4-5 kişi zaten yarı finale gitti şimdi de. Evet. Bence de o şans var bu sene. İnşallah. Arkadaşlar bir kere hiç yapılmamış taklitleri yaptığınız için çok tebrik ediyorum. Yani Can Bonomo ile Mabel Matiz'i ben de hiç görmedim daha önce. Çok güzeldi. Böyle bir otel konsepti içine taklitleri yerleştirmeniz de çok güzeldi. İzlemesi keyifliydi. Sadece oyun için bir şey söyleyebilirim. Eğer bir üst tura çıkarsanız... Adam otele geldi, sevdi, ne oldu yani? Bitti ya skeç. Hadi gel skeç bu ile bitirdiniz ya. Yani hikayeyi tamamlamanız lazım. Çünkü merak ediyoruz. Otele geldi, çok beğendi. Absürtlüklerle karşılaştı, insanlarla karşılaştı. Bir şey olması lazım. Havada kalıyor böyle. Ama onun dışında taklitler o kadar iyiydi ki finali görmezden gelebiliriz. Özellikle ortadaki arkadaşın genel bir sahne matematiğin çok yüksek abi. Evet. Enerjin, matematiğin çok iyi. Yani bu işte ilerlemeyi düşünüyorsan bir ayrı bir durumun var. Haberin olsun abi. Teşekkürler. Yani bilmiyorum böyle duruş, kafa büyüklüğü falan da bana benzediği ya için şimdi biraz... Ya şimdi onu diyecektim de hadi dedim hadi. Hadi artık susayım sempatimi dedim. Duydum. Nedir? Bir şey var ya. Abi çok benzetiyorlar beni size evet. ya. Çok benziyorsunuz. Çok gerçekten benziyorsunuz. Tek farkımız var. Siz bal dudak, ben böyle. Ama şu senin şu dudağın az mı? Efendim? Evet, az, senin az ya. Şöyle yapınca benziyor. Abi öyle kafaya büyük dudak lazım. Senin problem var. Yok yok, çok başarılısın gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Bakalım yüzde kaç evet demiş. Hadi bismillah bakalım ne oluyoruz. Ben sizden heyecanlıyım valla. Vallahi biz de.
tebrik ediyoruz ve kulistesiniz artık. Çok teşekkür ederiz. Bir favorisiniz herifin için. Tebrikler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ne iş yapıyorsun? Dövüşüyorum abi. Denemek isteyen var mı salondan? Sen bize dans mı yaptın şimdi? Görsel bir şov yaptım, dans da diyemem. Thank you.
diyenler 1, hayır diyenler 2'ye basıyor. Evet, Tur abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim abi, sağ olun. Eser, nasıl buldun Tur abiyi? Var mı ters bir düşüncen? Yani ters değil de, abi dövüşçüsün değil mi sen? Bu, evet. Bu çarşafa dolanayım nereden geldi aklına? Yani normalde gösterimde yaptığın bir şey mi bu? Ya da dövüşürken kullanıyor musun seni? Antrenmanlarda halat oluyor abi. Ha. Halatta çarşafa... bayağı iyiydim. Hı-hı. Sizin yarışmacınız Ayhan Anıl vardı. Onlardan görmüştüm. Sağ olsun yardım da ettiler. Çıkardık. Ha, çarşafı ona düşündüler sonra. Vay enteresan da abi ya. Böyle gerim gerim gerildik. Çünkü yani garip hisler şey yapıyorum. Bu sen gösteri yaparken kafam tam almıyor abi. Ne oluyor sahnede? Diğer arkadaşlar niye taklatıp düşüyorlar? Sen dolanıp iniyorsun. Çok enteresan hisler bırakıyorsun. O yüzden seyircinin vereceği puanı çok merak ediyorum ben. Teşekkür ederim. Ama kusursuz bir vücudun var. Böyle yapılı, böyle çizmişler gibi seni ya. Gerçekten değil mi? Bütün... Daha mı irileştiniz? Biraz daha irileştim. Evet, çünkü geçen geldiğinizde bu kadar değildi. Evet, biraz kilo almışsın abi. Yakışmamış. Lütfen. Hayır, süper. Bu tür gösteriler bu programda ne kadar geçerli ya da ne kadar... Ben hayranlıkla seyrediyorum ama seyirci ne kadar geçerli görür onu bilmiyorum. Ama onun dışında gerçekten seyrederken çok keyifle seyrettim. Zamanlama da iyiydi. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Yüzde kaç? Evet demiş Tur abiye bakıyoruz şimdi. Çok sağ ol. Evet, kritik ama güzel bir puan aldın. Başarılar diliyoruz. Alkışlarla kulise alıyoruz. Akıllı ol birader. İlk tur benim için çok iyi geçti. 3 evet aldım. Seyirci de bayağı sevdi beni. Kendimi övmek gibi olmasın da bitleri keserek yapıyorlar da ben bitleri kesmeden yapmayı öğrendim. Yaparak kesiyorlar mesela. Beatbox'ta kendime çok güveniyorum. Çok azimli ve kararlıyım bu işte. İnşallah finali göreceğime inanıyorum. Beatbox'ın elimde house kökü var. Ben hip hop'un en çevik askeri lan. Ve yarıştayız sen kasketi at. Bir kapa bak bana back atacaksın. Yo. Hey hey. Şimdi eller hep beraber. Hep beraber. Eğleniyoruz. Hey hey.
Benimle yarışmak saçma bir konu. Geliştim, sen de gerildin. Ne kadar komiksin, beni de seversin. Buradayım, tabii ki buradayım. Ya biz eğleniyor, sizi sormalı. Keyifler yerinde, burası güzel de. Daha çok sevineceğiz bu durum geçince. Eller yukarı, biz eğleniyoruz durmayın. Sen, ben demeden hep beraber coşalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hazır mısın? Hazırım. Şu an asıl noktaya geldik. Umut geçen tur. Evet. Beat'le beraber altyapıyı yani yeri ses yapacağını söylemişti. Ve şimdi Umut'u izleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepinize teşekkür ederiz. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Eser. Vallahi beatbox'a sizinle ısınmaya başladım diyebilirim yani. Çok teşekkür ederiz. Ama keşke böyle bir numara varsa finalde, hatta arkadaş da gelecekse, ilk gösteride çok şey eklemişsin. Başı çok uzun tuttun ya. Kısa yapsaydın çok daha yüksek puan alırdım bence. Teşekkür ederim. Buyurun. Güzeldi. Söylediğiniz şarkı kimindi? Bana ait. O da güzeldi. Evet. Aferin. Sağ olun. Sizin geleceğiniz parlak gibi geliyor bana. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bakalım yüzde kaç evet demiş Umut ve Ethem'e, öğreniyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, %75 aldınız. Güzel bir yere geldiniz. Bakalım ne olacak? Tebrik ediyoruz. Kulis alıyoruz. Freestyle futbol abimle iyi bir ikili olduk. İlk tur bizim için çok güzel geçti. Jürinin ve halkın tepkisi çok güzeldi. Abi kardeş olarak bizi çok beğendiler. Abi kardeş böyle bir şey yapıyor olmanız bile bence bende 1-0 önde başlatıyor. Freestyle dalında tabii ki yarı finali hedefliyoruz.
Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel bir freestyle futbol show sizi bekliyor. Diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. Vallahi böyle abi kardeşi bu mücadelenin içinde izlemek çok zevkli. Tabii ama artık yarı final mücadelesi, yani yarı finale çıkmak için mücadele var. Rakipleriniz çok kuvvetli. İkinizin aynı anda yaptığı zaman, mesela şunlar, aynı anda tık tık dans yaptığı anlar çok keyifliydi. Keşke bütün gösteriyi ona kurgulasaydınız. Tek tek yerine iyi hissettim en sonda. Çünkü seyircide hepimiz böyle bir aynı anda topu çevirmek bile çok etkiledi bizi. Bundan sonrasında seyirci karar verecek. Başarılar. Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Bu branşta yapılabilmesi gereken en hoş, göze hoş gelen gösteriydi bence. Çok sağ olun, teşekkürler. Müzikler, teşekkür ederiz. Müzikler çok iyiydi. Ve çok da yakışmıştınız. Hiç sıkılmadım. Önemli olan buydu benim açımdan.
Hakkınızda hayırlısı diyelim. Hayırlısı tabii ki. Teşekkürler. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Bakalım yüzde kaç evet demiş. Teşekkürler, çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz, kulisi alıyoruz. Çok sağ olun, teşekkür. Samsun'un kızları hem nazlıdır hem tatlı. Sevdim mi Samsun'un kuşakları? Birinci tur bizim için biraz kritik geçti. Çalışma imkanımız olmadığından dolayı. Yalnız şimdi ikinci tur için bomba gibi hazırlandık diyebilirim. Ben seni sevdim, başkasını istemem. Son sözüm olsun, bu sana sevgilim. İnan ki özledim bu şarkı senin için. Bu akşam için elimizden geleni yapacağız. Sahnede tek bir yürek olacağız. İnşallah yarı final yoluna çıkacağız buradan. Evet, haydi bakalım İstanbul. Şöyle bir elleri kaldıralım. Haydi hep beraber İstanbul! Haydi eller! Tempo istiyoruz. Haydi, haydi, haydi İstanbul! Yârim sensiz nerede, nasıl nasıl yaşarım? Yârim benim olacağım sanırım. Bip, bip, bip. Biliyorum evet bu yolda bir deli gibi yürüyorum. Ama biliyorum yok bir sonum. Elimde bir mikrofon. Rapime doyma sen, sesimi duyma sen. Beni bir dil. Haydi elleriniz havada olsun. Sizde seslerin gönüller doysun. Ben sözlerimin hepsini tükettim. Şimdi ise sıra Ceyhun Soylu'da. Soylu'da, Ceyhun Soylu'da. Yârim, haydi bakalım İstanbul. Nasıl nasıl yaşadım. Gel abi yana. Haydi. Alkışlar alalım, alkışlar. Hey hey. Hey 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 hey. Eller. Teşekkürler.
Evet, evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Eser. Ya abi ben şeyi oturtamıyorum ya. Hani yarim yarim derken ha uşaka ha oraya geçiliyor ya. Hani çok güzel bir dans grubu ekibiniz var. Teşekkür ederiz. Oyunlar ekibi tebrik ediyorum ama yaptığınızla onun Samsunlu olmanız dışında bir alakası yok değil mi? Bir bağlantısı yok aslında. Ya yani açıkçası, şarkıda da öyle ritimler kullanmıyorsunuz. Karadeniz ritimleri değil. Bayağı arabesk bir şarkı. Arabesk rap, o bağlantıyı tam kuramıyorum. Ama sizi böyle izlemek keyifli. Kıyafetler de gitgide gelişiyor. Teşekkür ederiz. Değil mi? Gitgide bir... Teşekkürler, sağ olun. Moda mı bu? Bu askıları sallamak sağdan soldan moda mı? Moda galiba. Moda. Ha, tam bilmiyorum. Belki de hani... Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, evet. Ama yakışıklısınız. Tamam, iyi tatlı ya. İyi işte, izledim. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin performansınıza mı baksam yoksa arkadaki folklorcu arkadaşlarınızın performansına mı baksam? Çok karar. Keşke kendi performansınızla birlikte birleştirseydiniz. Yani bilemedim nasıl bir şey olurdu ama çok güzel olurdu. Teşekkür ederiz. Bir tek orada bir yanıldım. Onun dışında bildiğim sıradan bir şarkı söylediniz. Daha önce de geldiğinizde yine böyle bir şarkıydı. Bir tek kıyafetleriniz değişikti. Bana göre genelinde ikinci turda yetersiz. Üzgünüm. Teşekkür ederiz. Evet, müjdemizi alıyoruz. Bakalım müjde kaç? Evet demiş senkron grubuna. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Uyuşturucu, kadın ticareti, tahsilatçılık, korumacılık, kolpacılık, denekçilik, arabuluculuk, arazi yağması, park ağalığı, İhale tezgahı gibi işlere borcu tüm taklalarınızla şu anda itibaren selamı sabahın kesesiniz. Kenan Rizaloğlu'nun Miroğlu tiplemesiyle sahneye girmiş. Daha sonra tersinden konuşmayla bir söyleşimiz olmuştu. Bu akşam İstanbul çok güzel. Up Makşa, Rub Nasli, Koç Lezük. Sen tersten konuşmayı nereden öğrendin? Düzden mi cevap verdin? Farklı bir sahne. Diğer tiyatrocu arkadaşlara göre farklı bir sahne yaptık ve yaklaşık bir %80-90 alacağımızı umut ediyoruz. Cümleten iyi akşamlar. Bu akşam Kan Davası Şöhret Sevdası adlı bir tiyatro çalışmamız olacak. Umarım beğeniyle izlersiniz. Mustafa 24 yaşında, şarkıcı olmaya meraklı bir gençtir. Bir gün babası Mustafa'yı yanına çağırır. Oğlum biliyorsun, kuanlığımız bizden kaçacağını sanarak İstanbul'a göçmüş. Ama izlerini bulduk. Amcanı öldüren kör olasıca herif ölmüş. Fakat oğlu yaşamakta. İsmi Kamuran. Aha Kamuran. Kamuran'ı bul ve kanımızı yerde bırak be oğul. Tamam baba. Gözün arkaya kalmasın. Ben elimden geleni yapacağım. Aslan oğlu. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ah Beyoğlu'nda gezersin. Mustafa bulduğu ilk otobüsle yola koyulur. İstanbul'a varır varmaz Kan Davası'nı bir yana koyar. Meşhur olmak için Nuri Emsi'nin yanına gider. Oho, iyi herif Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk emmi. Estağfurullah. Dur.
Hoş geldin lan. Hoş bulduk emmi. Ya emmi ben türkücü olacağım. Sen de mi? He. Oğlum sen burayı Kamuran'ı bulup vurmaya gelmedin mi? Ya onu da bulup çıkarırız aradan. Hele bir meşhur olak da. Oğlum sen köyden gelen 40. adamsın la. Köyde kaldın mı senin yaşında başka? Vallahi herkes geldi emmi, bir ben kaldım. İyi, sen de dinletek madem patronla. Olur, dinlet bakalım. İnşallah beğenir. İnşallah. Heh. Ya patron. Benim eskiden kalan bir alışkanlığım var. Benim eskiden kalan bir gönül yaram var. Hadi aslanım hadi. Sokaklar Ferdi Tayfur dolu. Abi hayırdır? Hani şarkıları ben söyleyecektim? Ya hazır Fahrettin abiyi bulmuşken bir şansımı deneyeyim dedim be. İyi de abi şarkın güme gitti. Kimse dinlemedi ki, herkes son kupleyi duydu. Hazır kalabalığı bulmuşken ıskalamayayım. Filmi geriye saralım. İyi sar bari. Minem ne diskanarayım bu kaldık şarabı. Minem ne diskanarayım dinlek marayırabı. Bu kadeh senin şerefine emmi oğlu. Yavri yavri. Uma kuşu yükseklerden seslenir. Tam istediğim gibi. Senden çok iyi garson olur. Kızım şuna ne yapacağını söyle de yarın sabah işine başlasın. Peki. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Eser. Arkadaşlar, senaryo olarak güzel bir şey denemişsiniz. Hani dış ses, hikaye anlatır olur. Bizim mutfakta da çok denediğimiz, daha önce de çok yapılan bir tür ama anlatmak istediğiniz hiçbir şey buraya geçmedi. Ve tabii ki bir skeç için en az hani bir 4 dakika, 3 dakikanız vardı. Gerekli reaksiyon gelmeyince de seyirci de sıkılmaya başladı. Biz de öyle. Maalesef istediğiniz gibi işlemedi sahnede. Evet. Yüzdemizi alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş bakalım. Teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Cümleten iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet, Yeteksizsiz Türkiye'de sevgili seyirciler. Direkt olarak yarı finale gidecek 3 performans belli oldu. Sefa Erhan Feyyaz, Diamond Illusion ve Turabi Camkıran direkt olarak yarı finale gidiyorlar. Onları tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Evet, dördüncü Umut ve Ethem ve beşinci Bugalora arasındaki seçimi jüri yapacak. Şimdi isterseniz iki performansı da bir hatırlayalım. Eller yukarı, biz elini yoz durmayıp. Sen, ben demeden hep beraber coşalım. Şimdi eller yukarı, biz elini yoz durmayıp. Sen, ben evet, 2 ya da 3 oy alan yarı finale gidecek. Herkesin bir oy hakkı var. Oy kullanmak isteyen var mı? Ben kullanıyorum. Sizin şanssızlığınız bu grupla eşleşmiş olmak, yoksa kendi halinizde çok başarılı bir şey çıkardınız ama çocuklar, beatbox'ın gidebileceği yer neresi, ne olur bilemiyorum ama dans daha hani açıkçası gönlünden geçiyor. Kalbiniz kırılmayacaksa ben dansçıları tercih ediyorum. Evet, Eser. Arkadaşlar,
çok iyisiniz. Gerçekten de çok acayip şeyler. O 7 tane şeyi göstermek falan da Beatbox'ı anlamamı sağladı. Ama ikinci turdayız. Yarı finale gidiyoruz. Biraz daha hazırlık gerektiren, biraz daha prodüksiyonu büyük işler yapmayı daha doğru buluyorum ben de. Ve bütün kostüm, daha yapmak istedikleri şeylerin de hepsini yapamadıklarını gördüğüm için onların performansını daha çok merak ediyorum. Bu gola rahat diyorum ben de. Çocuklar, 3-0'ı hak etmiyorsunuz. Ben oyumu size kullanıyorum. 2-1 olması lazım bence bu iki performans arasındaki farkın. Ama Bugalora 2 oy aldığı için yarı finale gidiyor. Tebrik ediyoruz. Sizin de gönülden tebrik ediyoruz. Çok başarılıydınız. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bu akşamın yarı finalisti Bugalora oldu. 4. yarı finalist Bugalora oldu. Yeni bir yetenekli sizle görüşene kadar hoşça kalın diyoruz. Çok teşekkürler.